Benim kamera arkası. Yani. Kamera arkası burada. Ha, tamam. Ben oradayım. Tamam. Her zaman ne yaptık? Doğallıktan yana olur. Evet. Ben arada ilaç kullanıyorum. Ben. Kamera arkası. Milas balı. Milaslılara selam. Faruk'cum hep ben mi konuşacağım? Biraz da sen konuş da. İyiydi, senin çenen çok. Benim çözümlerim genelde şeydir, pratiktir. Zaten... Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya buyur buradan ya. Batuhan bizi böyle kameralarla karşılıyor Faruk. Hoş geldiniz. Nasılsın Faruk kardeşim? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, karşılıklı birbirimizi Batuhan. Çekelim. Batuhan. Tereciye tere satıyorsunuz. Ya ben şunu iddia etmiyorum ki sen bu işte profesyonelsin. Ben ona bir şey dediğimi yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak, arkanda Pamuk Hazretleri var. Arkadaşlar. Gel. Harun güzel hindileri var. Ahmet'in tavuklarına konuk olmuştu Tekirdağ'a. Orada da yine bu hindiyle ilgili bir söz geçti. Tabii Ahmet'e diyorum ki ya benim bir tane Faruk kardeşim var. Onun çok güzel hindileri var. Tabii Faruk da Faruk kim? Onu da tanıtalım buradan. Kümesistan Faruk kardeşimiz. Bizim Nisan'da yine kümeslerimizi ziyarette bulundu. Güzel bir video hazırlamıştık kendisiyle. Tabii ondan sonra da devamlı sık olmak kaydıyla görüşmelerimiz devam etti. Hangimiz kamera arkasıyız lan? Şimdi Faruk'un kümeslerini gezdireceğim size. Hindi alanında uzman bir arkadaş. Yani hayvan hastalıkları hususunda da müthiş bir tedavi yöntemi var. Çoğu yerde yetişemediğim yerlerde de kendisine getirip zaten bir fikir alışverişi içerisindeyiz. Güzel tavşanları var. Gel bakalım baba. Evet. Arkadaşlar burası Faruk kardeşimizin tavşan kümesi. Faruk bu tavşanların ismi ne, cismi ne, nedir, ne değildir? Vallahi, bize söyle o... öyle uzaktan durma. Elinde kamerayla iyi güzel bir konuda yakaladık. Vallahi bana takipçilerimize güzel konu lazım bana. Konu lazım. İyi o zaman tanıt bize. Ben tanımıyorum mesela. Vallahi bu burada tavşanımız var da bu içeride büyük bir ihtimal baba bunların hepsinin babası. Coşkun buradaki. Coşkun mu? Evet. Coşkun. Bir bakalım hızlı Coşkun. Ne alemde, ne Coşkun, de, ne şeyi, soy üreten. Ha orada. Orada. Coşkun gel bakalım. Şişt, kaçma, bu bunların gelme. Hepsinin babası. Maşallah. Şuna bak, şuna. Gel Coşkun. Bu taraflar erkek kısmı, erkek kişi. Şunlar da onun yavrusu herhalde. Evet, yavrular onlar da erkektir. Hmm. Bunları şey yapıyorum ben, erkekleri ayırıyorum dişilerden. Tabii çünkü dişi... çok fazla ürüyorlar. Bir de dişileri yani çok bırakırsak bunları öldürüyorlar var, bile var, yani. Bunları da kopacaksın demişler Faruk abi. Doğrudur. Bak. Kutu görüyor musun? Gel bak. Ötecek gel. O ötecek. Gel. Öt bakalım hadi. Şşt, kim geldi kim? Kim geldi? Öt bakayım. Tam konsantre oldu. Hayvanı. Konsantresini bozduk. Bak beşlerimiz nasıl? Efsane beşlerimiz. Efsane beşler tabii. Yer güzel, havadar. Beşlerimin soyu bu taraf. Bunlar anaçlarım. Diğerlerini ne yaptın? Bir ara geldiğimde yavrular vardı. Bunlar, evet, şu tarafta kumestere bir şey. Bitleri ondan yok ediyorum. Beşlerle yok ediyorum. Tavukların tüyü de gidiyor arada da bu bit olmuyor. Beşlerin... Biz bir bıldırcın hediye etmiştik. O zaman geldiğimizde bunlar daha kafeslerdeydi. Onunla ilgili de yine videosu var Faruk'un. Burada da bireseler var. Faruk biraz birese hastası. Eti çok hoşuna gidiyormuş. Kamera arkası. Arkadaşlar Faruk'un güzel bir havuz çalışması vardı. Baştan itibaren hepsini güzel güzel izledik. Balıkları ne yaptın bu arada? Balıklar içinde suları temizleniyor onun içinde. Temizleyici motor falan taktın. Her şeyi var. Hasta hayvanı diğerlerinin içerisinde barındırmak doğru olmaz. Onları ayırıp burada tedavi altına alıyor. Dolaplar nasıl? Orada oraya zehir kısmı, bu taraf ilaç kısmı. Vay. Şuna bak. Veteriner kliniği gibi hala.
Demiştim daha önce de müthiş bir tedavi yöntemi var. Emel'e sağlık. Benim kamera arkası. Kamera arkası burada. Ben oradayım. Çok fazla da kafamı sokma, netliği bozar. Çayımız oldu. Ha, batuhanam da almıyor. Batuhan hemen şuraya gelebilir miyim? Gelsene şuraya geleyim. Oraya da gelebilir miyim? Çok fazla çıkmıyor, çıkmazsın orada. Adam olsun. Ha, çaylarımızı koyalım. Beni de etiketle. Diyeceğim seni. Sen de beni etiketle. Aynen. Tabii lan ben devam. Evet, Kale Bıldırcın'a kendi ellerimizle demlediğim çayı veriyoruz. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Her zaman ne yaptık? Doğallıktan yana olduk. Evet. Ben arada ilaç kullanıyorum bence. Doğal değilim. Arkadaşlar, Faruk kardeşimize tekrardan buradan teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverliği, hoş sohbeti, insanlığı yönden gerçekten takdir ettiğim bir arkadaşım. Şöyle. Sağ olsun bizi hafta sonu misafir etti. Teyzemin de ellerine sağlık, güzel dolmalar hazırlamış bize. Kekler hazırlamış. Bak bu halis mulis. Çok sağ olsun. Milas balı. Milaslılara selam. Memleket bizim arkadaşlar. Milas'tan orijinal bal gelmiş. Bize ikram ediyor. Sağ olsun Faruk. Yani bugün geçen haftalarda Trakya ziyaretlerimiz oldu. Oradaki arkadaşlarımıza misafir olduk. Yine önümüzdeki hafta dediğim gibi Akdeniz, Doğu Anadolu ve Trabzon'daki kardeşlerimizin, abilerimizin yanına gideceğiz. Faruk'cum hep ben mi konuşacağım? Biraz da sen konuş da. İyiydi, senin çenen çok. Benim eksik yorum çenem az. Ben fazla konuşamıyorum. Yurdun çeşitli yerlerinde bu kanatlı sevdasına, yani şöyle söyleyeyim, kanatlı severler dostlar edindik arkadaşlar. Ben çok huzurlu, mutluyum bu gibi konulardan dolayı. Nedenini soracak olursanız, şimdi bu gibi programlar hem gençlerimizi hem çocuklarımızı eğitici boyutta olduğu için ben de arkadaşlarımı devamlı ziyaret halindeyim. Şu tarafa çevir. Bu tarafa mı? Hı. Çok hafif. Seni de alsın, babanı da ortalayalım. Birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha. Tamam, tamam. Heh. Ben de şöyle geldim. Balıkesir ziyaretlerim oldu Faruk. Orada bir Muhammed kardeşim var. 2 senedir çocuk hiç bırakmadı bizi. Abi şunu şöyle mi yapayım, abi bunu böyle mi yapayım? Tabii ben seviyorum yani. Gençlere bu yönde eğitici fikirler vermek hoşuma gidiyor. Bıldırcın yetiştireceğim abi dedi, ona briefingler verdim. Abi kanatlı yetiştireceğim, onunla ayrı. Tabii Muhammed'e gelene kadar da yurdun çeşitli yerlerinde çok güzel kardeşlikler, çok güzel dostluklar edindik. Yurdun çeşitli yerlerinde Muhammed gibi kardeşlerimiz var. Abiler edindik. Güzel. Muhammed'in kanalı ne? Onu da reklamını yapalım. Muhammed'in kanalı yok. O da şimdi... Yok mu kanalı? Yok yok. Evet. Bizim iadeyi ziyarette bulunacak. Babası da çok değerli. Annesi sağ olsunlar. İyi bir aile. Muhammed'i gönderecek bizim yanımıza. Burada misafir edeceğiz. Onunla abi geleceğim, çiftliğini gezeceğim. Abi işte beni balığa götür. Dedim Muhammed ya sen... Ya bak ırmak aşağı benim. Yani burası Kızılırmak kenarı zaten. Muhammed dedim sen gel, sen de dedim hem çiftliği gezeceğiz, hem dedim balığa götüreceğim. Gün sayıyor işte. Gün sayıyor, her gün beni arar, her gün. Kalkar, yemek fabrikaları var. Ayhan abi 23 günüm kaldı, Ayhan abi 19 günüm kaldı. Buradan da ona çok sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir çocuk, Allah başarılarının devamını etsin. Onun dışında söylemek istediğim başka, dediğim gibi, yani memleket bizim. Bugün Trakya'dan tut. Karadeniz. Karadeniz'den aşağı in Doğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu. Yani bizim Anadolu toprakları üzerinde gerçekten yani bu işin en çok hoşuma giden yönü de bu Faruk'cum. Senin balıkçılığın var, avcılığın var dedim de ben balıkçılığım var değil mi? Var. Ben balıkçılığım var. Ya seninle daha önceki çekimlerde de ya Faruk bana buradan bir orası hediye et de keselim, yiyelim. Benim avcılığım bile yok. Ben tavuk kesmem diyorsun da. Kesmiyorum ben. Yani. Av yapmıyor. Tabii ben onu... Balıklara da bak. Balıkçıdan balık aldım.
Adam yemelik satıyordu, ben aldım havuza. Ya şimdi şöyle, bizimki yani videolarda biraz daha tıklı olsun. Hani acaba, yani şaka amaçlı konuşuyoruz. Balıkçılığım var, evet avcılığı bıraktım. Var, avcılığı bırakalı tam 8 sene oldu. Ne güzel keklik besliyormuşum bak. Kekliklerim var. Keklik için seni şikayet ediyorlarmış, belgeli kekliklerim için. Ya belgeli kekliklerim, yani şimdi öyle ki... Bizim bu hayvanları mesela örneğin şikayet ediyor. Ya işte nedir? Av hayvanı yumurtası satıyor veya işte av hayvanı satıyor. Zaten bununla ilgili Kırıkkale Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle istişare içerisindeyiz. Yani bizim bir projemiz vardı. Hobi amaçlı keklik, beslemek ve üretim. Bendeki fikir şuydu. Yani Kırıkkale dağlarına keklik üretip komple bedelsiz yani bedel dahi talep etmeden. Ama onu şöyle yapayım. Hibe yoluyla. Tamam hibe et. Ama ben buradan yetkililere sesleneyim. Çok fazla sinek türedi. Yani aşırı yani. Bu da yazın. Evet sevgili kümesistan dostlarımız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Kümesistan.